Seneler sonra tekrar bu camide hocamla ve sizlerle buluştum. Elhamdülillah. Burada kaybettiğimiz kardeşlerimiz, bizim gibi yaşayan mümin kardeşlerimiz vardı. Onlardan biri olmadık. Yaşamak, biraz daha bu hayatta bulunmak Allah bize nasip etti. Bunun için hamd ediyorum. Sizler de burada bulundunuz, sizlere de teşekkür ediyorum. Hasaten hocama alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize geçmiş olsun. Kalan ömrünüze Allah afiyetler, bereketler indirsin. Kazadan, beladan hepimizi muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, elbette içimiz sıkıntı dolu, yüreğimiz kaynıyor, acımız var, korkularımız var. Bunlara bir itiraz yok, böyle. Ancak bazı gerçekleri de sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, başımıza gelen bu büyük felaketin Allah'ın azabı olduğunu, Allah'ın helaki olduğunu söyleyenler çok doğru bir söz söylemiyorlar. Güzel kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Allah azap edecek olsaydı şimdi biz burada olur muyduk? Nuh Aleyhisselam'ın kavmine azap etti, Allah bir kişi kaldı mı? Bir karınca, bir kedi kaldı mı dünyada? Lut Aleyhisselam'ın kavmini Allah helak ettiği zaman bir köpek yavrusu kaldı mı dünyada? Salih Aleyhisselam'ın kavmini helak ettiği zaman Allah canlı bir mahluk bıraktı mı? Allah azap ettiği zaman bitirir. Tam alır intikamını. Allah'ın azap ettiği yerde afat, İHA, yardım kuruluşu, kamyonlarla ekmek, erzak olmaz. Eğer biz güneşe ampul desek, şu ampule bak yukarıda yanıyor desek, doğru bir söz olur mu bu? Hiç ampule benziyor mu güneş? Küçültme olmaz mı güneşi bu? Hakaret olur güneşe. Allah azap etseydi, hey gidi hey, kim kimi kurtaracaktı? Yer, gök, taş azap olurdu o zaman. O söz doğru değil. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Allah işlediğiniz suçların cezasını verseydi, bir yürüyen canlı bırakmazdı dünyada. Zaten bizden önceki nesillerde o iş biteceği için bizim soyumuz sopumuz kalmazdı bu alemde. Onun için kardeşlerim, başımıza gelen Allah'ın azabı değil, ikazıdır, ihtarıdır. İkaz etti Allah. İçkicileri, zinacıları mı ikaz etti? Onlar da içeride ama asas rüşvetçileri ikaz etti. İşini sağlam yapmayan Müslümanları ikaz etti. Toprağı, mülkü kendi arazisi zanneden, dünyada misafir olduğunu anlamayanları ikaz etti Allah. Alkolü kötü görüp, zinayı kötü görüp, rüşvetle iş yapmayı zina kadar kötü görmeyen yanlış anlayışı ikaz etti Allah. Senin adamın yanlış yaptığı zaman bir daha yapmaz deyip başkasının adamı yanlış yaptığı zaman nasıl yapar, vatana hıyanet diyen ırkçı ve zalim taraftar anlayışı ikaz etti Allah. Dünya sizin değil, dünya benimdir. Bu dünyada benim dediğim gibi yaşayacaksınız dedi. Bunu Allah her zaman söylüyor. Ama insan çabuk unutuyor.
Onun için kardeşlerim, birinci notumuz hiçbir şekilde Allah'ın azabı geldi, vurdu tokatını diye başımızdan savmayalım bunu, ikazı. Azabı idiyse hep helak olduk, gittik zaten. Tövbenin de bir anlamı kalmadı. Tövbe yok demek. Azaptan sonra tövbe var mı? Firavun tövbe edince tövbesini kabul etti mi Allah boğulurken? Etmedi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi boğulurken tamam tövbenizi kabul ediyorum dedi mi Allah? Ebrehe'nin ordularını helak ederken bağırıp çağırıp tövbe ettiler, kabul etti mi onları? Hayır. Halbuki şu anda tövbe kapısı açık. İnşallah büyük keremiyle, lütfuyla umudumuz odur ki Allah'tan o gece giden kardeşlerimiz biiznillahü teala şehit olarak gittiler. İnşallah böyle umut ediyoruz. Ama kalanlar olarak, gaziler olarak sizler Allah ne demek istedi bize bunu anlamak zorundayız. Kabahati hep meyhanecilere bulup olan içkiciler sizin yüzünüzden Allah dünyayı salladı dersek bir hata işlemeye daha devam ediyoruz. Meyhanelerde içki içmek Allah'ın gazabını çektiren bir işti de yalan söylemek sevap bir iş mi? Zulmetmek sevap bir iş miydi? Allah faizi haram etti. O helal bir iş mi oldu? Bütün hatalarımız, yanlış iş yapmak, tuğlayı yanlış dizmekte de yanlıştır, alkol kullanmakta da yanlıştır. Bütün yanlışları Allah ikaz etti. Hepimizin payı var burada. Hepimiz suçluyuz. Yanlış iş yapan sadece müteahhittir diyerek kendimizi kandırırız. Başımızı kuma sokarız. Müteahhiti orada ipe götürürüz. Müteahhite ucuz ev için yalvaran niye suçlu değil? Herkes suçlu. Suçu teşvik etmek de suç, suçu işlemek de suç çünkü. Hepimiz kabahatliyiz, hepimiz tövbe edeceğiz, hepimiz hayatı doğru anlamaya çalışacağız. Demek ki Allah'ın namaz kılıyor diye kimseye müsamahası yok. Nasıl namazı abdestsiz kılamıyorsun? Çimontosuz da ev yapma. İkisi de Allah'ın emri çünkü. Bunu bu şekilde anlamaya sebep olur diye umuyorum, dua ediyorum. Böyledir inşallah. İkinci olarak da kardeşlerim, sizler tabii burada çok yoğun bir stres içindeydiniz. Elhamdülillah geçti, şükürler olsun. İstanbul'da hayretler ettik, camiler doldu. Ama 3 gün, 4 gün, 5. gün herkesin işi çıktı. Güzel kardeşlerim, bir şeyi unutmayınız. İnsan uyku sersemiyken mi bir yazıyı iyi okur? Yoksa aklı başında, normal sağlığında mı bir yazıyı iyi okur? Uyku sersemiyken böyle gözünü karıştırırken yazı okuyup bir şey anlayabilir mi? Kendi telefonunu bile yanlış çeviriyor o zaman değil mi insan? Siz zannediyor musunuz? Depremden sonra insanlar tövbe edecek, günahları bırakacaklar. Sakın böyle bir şey zannetmeyin. O bir sarhoşluktur. Aklı başındayken insan Allah'ın ne dediğini anlar. Bu camiler 3 ay sonra eski aboneleriyle devam edecek. Yenisi olmayacak. Bela ile adam olunsaydı, belalardan, musibetlerden, depremlerden, yangınlardan insanlar secdeye kapansalardı, Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonra secde etmeyen bir kişi kalmazdı herhalde. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı mı büyüktü, bütün dünyası doldu, bizim belamız mı büyük? Nuh Aleyhisselam'ın belası fayda etti mi, etmedi. Bilen bildiğine devam etti. Onun için bu büyük bela, benim Allah'ım var, Kur'an'ım var, şeriatım var diyenleri biraz daha sağlamlaştırdı. Her şeyi boş görenleri de hepten boşluğa etti. Onun için biz yer, gök, Allah, cennet, cehennem bilenler olarak bizi bu tarafa götürdüğü için Allah şükredelim. Elhamdülillah. Yerin göğün sahibini tanıyormuşuz demek ki. Evet korkuttu bizi, biz de ona daha fazla gittik.
Çocuğu annesi pataklarken bile ne diye ağlıyor? Anne diye ağlıyor. Allah bize vurdukça biz de ya Allah dedik. Bu sefer sevabımız oldu. Elhamdülillah. Bu şekilde. Ve son sözüm de güzel kardeşlerim. Madem bu olay, bu felaket bize ders oldu diye iddia ediyoruz, edeceğiz. Bugünden itibaren hiçbirimiz üzerimizde kul hakkı bırakmayacağız. Namaz borcunun kıyamet günü belki bir çaresi var ama kul hakkının yok. Bu madem bize ders oldu, ben bu dünyada yaşadığım sürece yatağa kul hakkıyla girmeyeceğim diye karar verir. Bak işte mükemmel bir kul olduk o zaman. En başta da eşlerimiz olmak üzere. Çünkü en çok hakkımız onlarla girip çıkıyor. Anamız, babamız, dostlarımız, kardeşlerimiz, alacağımız, vereceğimiz. Hacca giderken insanlar helalleşiyor ya. Bunun aslı ne acaba sizce? Eskiden hacca 6 ayda geliniyor, 6 ayda da geliniyordu. İnsanlar hacca giderken helalleşiyorlardı. Şimdi 3 saatte gidiyorsun, 3 saatte geliyorsun. Aslında her gün helalleşmek için iyi bir gündür. Kul haklarından sıyrılacağız. Namazımız başta olmak üzere, orucumuz, ne kadar ibadet eksiğimiz varsa onları tamamlayacağız. Allah-u Teala'ya bir adım daha fazla yanaşacağız. Eğer ben 6 Şubat'tan önce namazlarımı işte ufak tefek arızalarla devam ettiriyordum. Şimdi 6 Nisan oldu, hala aynı. Deprem hiçbir fayda vermedi demek ki. Deprem boşa gitti. Ders olmadı. Yazık o depreme. Ben 6 Şubat'tan önce yani namazlarını, farzlarını eksiksiz kılıyordum ama bir sayfa Kur'an okur adam değildim. 6 Nisan oldu, hala Kur'an okumaya başlamadım. Deprem boşa gitti. İkaz işe yaramadı. Bu büyük felaketin adam etmediğini ne adam edebilir? O zaman onu soracağız. Kesinlikle 5 Şubat'taki Müslümanlığımız da şimdi bugün 5 Nisan, yani 2 ay geçti, kesinlikle farklı olacak. Kesinlikle. En azından eve girerken sağ ayak mı sol ayak mı fark etmezdim ben. Eve giriyorum işte anahtarı açtım giriyorum derdim. Şimdi sünnettir diye eve sağ ayakla gireceğim. Bak 5 Şubat'a göre bir tık yukarı çıktım demek ki. Bu da Müslümanlık çünkü. Camiye sağ ayakla girmek, çıkarken sol ayakla çıkmak. Eve girerken sağ ayakla girmek, çıkarken sol ayakla çıkmak sünnet. Yani peygamberce bir iş. Bunu yapmak bir Müslümanlık farkı. Bunu yaptıysan Allahu Ekber. Allahu Ekber. 5 Şubat'tan daha iyiyim bugün. Bütçeye bir ilave geldi. Eve girerken çok açım ha haberin olsun diyerek giriyordum. Ama 5 Şubat'tan sonra Esselamu Aleyküm diyerek eve giriyorum. Ayetlerden bir ayete uydum. Elhamdülillah. Bu deprem ya boşa gidecek, hiç bize fayda etmemiş olacak ya da bizi adam edecek. Adam ederse elhamdülillah. O zaman bizim miladımız olacak. Diyeceğiz ki 20 sene sonra zamanında bir deprem olmuştu. Benim de Allah'a dönüşüm o zaman başlamıştı. Ondan sonra hiç yalan hatırlamıyorum. Ondan sonra peygamberime salavat getirmediğim bir günüm hiç olmadı. Ya bu ne mübarek bir depremmiş ya. Olacak o zaman. Yoksa ölen öldü, yaralanan yaralandı, perişan kaldık. Kötü hatıralarla kalacak. Rabbim hepimize kaliteli dönüşler nasip etsin. Bir de kardeşlerim, insanoğlu çok fazla etkilenen bir mahluk. Diyorlar yani üzüm, üzüme baka baka kararır. Var mı buralarda öyle bir atasözü? Aslında o söz doğru değil. Üzümün gözü yok ki nereye bakıyor? Ama insan insana bakarak etkileniyor. O söz insan için söylendi aslında. Üzümün gözü yok ki. Güneşi gördükçe hepsi kararıyor üzümün. Ama insan insana bakarak sigaraya alışıyor, Kur'an'a alışıyor.
küfre alışıyor, tesbihe alıyor. Her şey iyi yemeye kötü. Anamızı çatal tutarken, kaşık tutarken gördük, kaşığa alıştık. Bir insan, hiçbir insanın yemek yemediği bir yerde 10 sene yaşasa doğduktan sonra kaşık kullanmayı becerebilir mi? Görmedi ki nereden becerecek? Hepimiz birbirimize bakarak etkileniyoruz. Yaratılışımız böyle. Bunu şunun için örneklendirdim kardeşlerim. Bir insana 40 gün deli dersen deli olurmuş derler atasözü. Bu da var mı sizin burada? Var. Bir günde 40 defa sallandı 7.6, 7.4, 2, 4 dersen ne olur peki adam? Toprakta deprem durur, onun kafasından devam eder. Bence bu haberleri çok fazla izlememek lazım. Sen haber izlemeyince deprem yeniden olacak hali yok. İzledikçe haberleri, o aklımızda, kafamızdaki şeye çiviyle biraz daha okşuyorlar. Her haber bülteni. Emin olun, telefonlar dahil olmak üzere belki günde 200 defa, 300 defa Maraş merkezli 7.6 kelimesini duyuyoruz. O 7 var ya, uğursuz bir kelime olarak kalacak sonunda. Eskiden 7'ler, 70'ler diye bir şey vardı. Şimdi 7.6 kalacak. Bu var ya, 5 sene sonra bile bizi uyutmayacak. Şu yavrularımı zehir zemberek bir hayata götürüyoruz. 3-4 yaşındakiler hariç bu çocuklar bunları duyuyor. Bu devletin tedbir alması gereken bir şey bu. Bu nedir ya? Günlük borsa gibi, borsa haberi gibi şu anda şurada oldu, şu kadar oldu, şu kadar sallandı. Bunlar zararlı. Bir yolunu bulup bu kötü enkaz haberlerinden kendimizi uzak tutmamız lazım. Hani canımızı kurtarıp başka yerlere gidiyoruz ya, aklımızı da buradan kurtarmamız lazım. Çünkü insanız biz, etten kemikten yaratıldık. Bu kadar yıkım haberine dayanamayız. Depremin kendisi 2 dakika sürdü. Haberleri 2 aydır bitmedi. Telefonu açıyorsun, oraya haber. Televizyonu açıyorsun, oradan haber. İki kişi selamun aleyküm demek için bir araya var, gene sallanmış diyor. Ya dur aleyküm selam diyelim ya, dur ya. Dur bir aleyküm selam diyeceğiz. Bu neyi gösteriyor? Yat, kalk, deprem. Otur, deprem. Kalk, deprem. Bu deprem, deprem. Sonunda hepimiz hastanelik olacağız. Antidepresan kullanmak zorunda bırakacak bizi bu haberler. Dinlemem. 3 gün, 5 gün dinlemem. Mesela deneme yapalım, 48 saat hiç deprem kelimesini kullanmayalım, bakalım yeni deprem olacak mı? Biz 40 gün deli sözünü duya duya delirmeye doğru gidiyoruz sonunda. Yani psikolog gönderdiler bu bölgeye mesela, iyi bir şey ama psikolog sen en fazla 1 saat oturur. 23 saat sen kendi derdinle baş başasın, kendin psikoloğun olacaksın. Arkadaşla oturuyorsun, selamünaleyküm, aleyküm selam. O binayı yıkmışlar, çok fena çattı, ağır hasarlıymış. Yo, orta dediler, sonra ağırlandı. Ya neyse, bundan kaçtık, eve geldik. Ne var ne yok haberlerde, hanıma sordu. O da sana, yıkıldı mı binalar, gördün mü? Yok ya, şöyleymiş, böyleymiş. Biraz sonra bir telefon, filanca ölmüş. Yok, yeter. Yani cebimiz her şeyi kaldıramayacağı gibi beynimiz de her şeyi kaldıramaz. İnsanız biz. Kendi doktorumuz, kendi psikologumuz olmak zorundayız. Şeytan bunu çok iyi değerlendirir. Bu nasihatimi inşallah hatırlayıp bana dua edersiniz umuyorum. Özellikle kadınları, hanımlarımızı, kız çocuklarımızı özellikle, onlar çok duygusal çünkü. Ve hep betonların içinde evde duruyorlar. Bizim gibi gidip sağda solda stres atamıyorlar. Özellikle onlarla bu konuları konuşmayalım. Ama şeytan muhakkak neresi sallandı diye soracak. Hiç. Mercimek sallıyoruz işte burada. Bir şey deyip konuyu değiştirelim. Güzel başka şeyler konuşalım. Kendimize doping yapalım. Kendi moralimizi kendimize ayakta tutalım. Öbür türlü emin olun namaz kılarken bile alttan sallanıyor zannedersin. Millet Allah korkusundan titriyor zannedecek. Halbuki sen korkudan titriyorsun. Yani kendimiz sağlığımızı, aklımızı koruyacağız kardeşim. Hepimize geçmiş olsun. Ümmetimize ve bütün insanlığa geçmiş olsun. Benzerinden, tekrarından ve hafifinden Allah muhafaza buyursun diye dua ediyoruz.
Ama biliniz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar çoğalarak devam edecek buyuruyor. Çünkü kardeşlerim, konuşmayacağız dedik, ben konuşayım ondan sonra konuşmayın. Bu dünya dediğimiz şey binlerce milyonlarca senedir fırın gibi kaynıyor altı. O fırın gibi şeyin üstünde duruyoruz. Dünya bu. Kıyamete yakın da bu fırın biraz bacasını delecek. Bunu söylüyor Peygamberimiz. Gizli bir şey değil bu. Dolayısıyla biz sağlam binamızda, sağlam aklımızda bu fırının üstünde yaşayacağız. Gidecek bir yer yok ki. Uzaya gitsen oradan yer çekimi yok, aşağı düşeceksin bu sefer. Gidecek. Bir yer var gidecek. Yemin olsun moralimiz hiç kırılmayacak orada. Bir gidebilsek oraya. Bir gidebilsek ya. Oraya kadar bir sabredelim. Bu dünyayı böyle bilelim, aldanmayalım. Biri çıkıp bize dese ki, bütün depremleri kanunla önleyeceğim. İnanacağız mı buna? O zaman dünya budur. Rabbim böyle yarattı. Beğenmiyorsan git. Nereye gideceğiz? Allah hepimize geçmiş etsin. Şu hocamdan Allah razı olsun, bizi gene buluşturdu. Elhamdülillah. İnşallah Teala bir daha böyle bir acıyla buluşmayacağız. İnşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.